Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere izin sezonundayız. Pek çok vatandaşımız Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından Türkiye'ye akın akın gidiyor. Izini tamamlayanlar ise Avrupa'ya dönüyor. Yollar kalabalık, memleket yolları kalabalık. Maalesef üzücü haberler de Türkiye'den haber merkezimize ulaşmaya devam ediyor. Bunları paylaşmak istiyorum sizinle müsaadenizle. İlk haberimiz. Afyon Karahisar'dan Emirdağ'dan biliyorsunuz çok sayıda Emirdağlı Afyonlu vatandaşımız Avrupa'nın Belçika başta olmak üzere Avusturya başta olmak üzere pek çok noktasında bulunuyor. Üzücü bir haber. Bakalım detaylar neler? Afyon Karahisar Emirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması neticesinde oluşan kazada bir gurbetçimiz maalesef hayatını kaybetti. Kaza Emirdağ Karacalar Karayolu Soğuk Kuyu mevkisinde meydana geldi. Tatil için Fransa'dan Emirdağ gelen gurbetçi Abdullah Deve yönetimindeki 03 HH055 plakalı araç soğuk kuyu kavşağında kontrolden çıkınca HH yönetimindeki 03 HB033 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazadan sonra aracın yönetimini kaybeden Abdullah Deve yol kenarındaki otobüs durağına çarptıktan sonra kamyonet ile durak arasına sıkışarak ancak durabildi. Kazada ağır yara alan gurbetçimiz Abdullah Deve hastanede maalesef hayatını yitirdi. Değerli izleyicilerimiz Allah'tan rahmet diliyoruz. Abdullah Deve kardeşimize yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Söyleyecek çok söze gerek yok. Söyleyecek bir şey de yok. Sözün bittiği noktada izlerler ya. Böyle bir durum, üzücü bir durum. Allah rahmet eylesin. Allah yakınlarına sabır niyaz etsin. Değerli izleyicilerimiz Danimarka'dan Sivas'ın Şarkışla ilçesine giden bir gurbetçimizin kullanmış olduğu traktör devrildi. Kaza sonrasında iki kişi yaralandı. Bayram tatilini Türkiye'de geçirmek için Danimarka'dan Sivas'ın Şarkışla ilçesine gelen gurbetçi genç kadının kullandığı traktörün devrilmesiyle iki kişi yaralandı. Şarkışla Abdallı köyüne gelen 20 yaşındaki İK'nın 58 RA018 plakalı dedesine ait traktörü rampa çıkarken devrildi. Traktörü kullanan 20 yaşındaki İK ile araç içinde bulunan 35 yaşındaki ZE yaralandı. ZE'nin tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken köylülerin de yardımıyla traktörün altından çıkarılan İK ambulans ile Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İK'nın fenalaşan yakınlarına sağlık ekiplerince müdahale edildi. Gurbetçi İK'nın hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne sevk edildiği belirtildi. Allah şifa versin. En kısa zamanda inşallah sağlığına kavuşur bu kardeşimiz. Ne diyelim? Geçmiş olsun. Değerli izleyicilerimiz, üzücü bir haberimiz. Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen bir gurbetçi trafik kazasında maalesef hayatını yitirdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil önce refüje ardından park halindeki otobüse çarptı. Kazada otomobildeki Türk asıllı Alman vatandaşı Muhammed Said Tuncel 21 yaşında hayatını yitirdiği iki kişi de yaralandı. Türk asıllı Alman vatandaşları Salih Can Özdemir, Haydar Bozda ve Muhammed Said Tuncel tatil için geldikleri Manavgat'ın Side mahallesinde otomobil kiraladı. Salihcan Özdemir'in kullandığı 07 ASD 346 plakalı otomobil saat 03 sıralarında Side bulvarında aşırı hız nedeniyle önce refüje. Ardından yol kenarında park halindeki 35 HA 9595 95 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri kaza yerinin yakınındaki özel hastanenin doktor ve sağlık ekiplerince yapıldı. İhbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Said Tuncel doktorların tüm müdahalelerine rağmen maalesef hayatını yitirdi. Durumu ağır olan Said Can Özdemir Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne, Haydar Bozdağ ise Antalya Özel Anadolu Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Sait Tuncel'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Gencecik gençler, 20'li yaşlarda çok acı, çok üzücü bir haber maalesef. Değerli izleyicilerimiz Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk altı kişi yaralandı. Adil Altıntaş yönetimindeki Hollanda plakalı 3 ZNV 31 plakalı otomobil Aksaray Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağı'nda Mustafa Avcıoğlu idaresindeki 16 BV 308 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerden Adil Altıntaş, araçlardaki Nimet Altıntaş, Renginar İsmail Rufadova, Yusuf Berat ve Hürriyet adındaki bir kişiyle Burcu Avcıoğlu yaralandı. Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Geçmiş olsun. Allah korusun diyelim değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Türkiye'de şu anda milyonlarca gurbetçi vatandaşımız bulunuyor. Maalesef üzücü haberler de haber merkezimize gelmeye devam ediyor. On binlerce kilometre uzaktan Avustralya'dan tatil için Didim'e gelen Ali Balaban adlı vatandaşımız Didim'de maalesef hayatını yitirdi. Avustralya'dan bir süre önce tatil için Didim'e gelen Ali Balaban serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra balabanı suda hareketsiz görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sudan çıkarılan balabanı yapılan ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırdı. Balaban doktorların tüm müdahalelerine rağmen maalesef hayatını yitirdi. Ali Balaban'ın şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi. Allah rahmet eylesin. Evet, üzücü, üzücü, çok üzücü haberler maalesef. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Türkiye'ye tatil'e giden bir grup etçimiz kaza yapıp kaçan sürücüyü otomobiliyle takip etti ve kovalayarak yakaladığı polise teslim etti. İstanbul'un Fatih ilçesinde seyir halindeyken bir motosiklete çarptıktan sonra kaçan sürücü tatil için Almanya'dan gelen Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak polise teslim edildi. anlam bilgiye göre emin önünde seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Kazanın ardından yere savrulan motosikletteki sürücüyle yanındaki kişi hafif şekilde yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen ve yaşadığı Almanya'da tatil için İstanbul'a gelen Murat Güneş, kazadan sonra durmayarak kaçan aracı içinde eşi ve 3 çocuğunun da bulunduğu otomobili ile takip etmeye başladı. Güneş, yaşanan kovalamacanın ardından önüne geçtiği otomobili durdurarak polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede alkollü olduğu belirtilen sürücü ve yanındaki kişiyi polis merkezine götürdü. Şüphelilerin kullandığı otomobilde çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Murat Güneş, Almanya'dan geldiklerini ve otellerini aradıkları sırada kazayı gördüklerini anlatarak, arkadan gelen sürücülerin düşen motosikletiyle ilgilendiğini düşünerek kaçan otomobili takibe aldığını ifade etti. Güneş, kısa bir kovalamacanın ardından aracımla otomobilin önünü keserek durdurdum. Ardından polise haber verdim. Sürücünün kaçmaması için de otomobilin anahtarlarını aldım dedi. Evet Murat Bey'e teşekkür ediyoruz. Duyarlı bir vatandaş örneği göstermiş sayın Murat Güneş. Buradan kendisine selam ve sevgilerimizi de iletiyoruz.